Bugün sana çok basit iki soru soracağım. Sorularımın ilki şu: gerçekten gayrimenkul bir yatırım aracı mıdır Ulaş? Ve bu yatırımcı dediğimiz kişiler kimlerdir? Bu yatırımcı dediğimiz kişilerden başlayalım. Bu yatırımcı dediğimiz kişiler sanki dış güçlermiş gibi bir hava estiriyor. Aslında bu yatırımcı dediğimiz kişiler hepimiziz. Eskiden bizim ninelerimiz her ay kenara bir çeyrek altın atarlardı. Onlar da yatırımcıydı aslında. Şimdiki gençler kenara Bitcoin vesaire coin atmaya çalışıyorlar. Onlar da yatırımcı. Buradaki duygu aslında şu: enflasyonist ortamlarda insanlar gelecek kaygısıyla bir şey biriktirme çabasındalar. Bu noktada bazen bu emtialar işte finansal piyasal olabiliyor. Bazen döviz, bazen altın, bazen araç oluyor. Araç aslında bir yatırım aracı değil. Ancak enflasyonist ülkelerde bu bir yatırıma dönmeye başlamış durumda. Keza gayrimenkul de ister istemez bir yatırım enstrümanı gibi olmaya başladı. Çünkü birçok kişi dedi ki, ben dedi şeyden anlamam, finanstan, borsadan, dövizden anlamam. Dört duvar var mı? Var arkadaş, diyerek gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak düşünmeye başladılar. Ki dönemsel olarak yaptığı belli pik yapan artışlar da bunu teyit etti aslında, ama temelde gayrimenkul kullanım içinde aslında yatırım enstrümanları daha farklıdır, ama finansal okuryazarlığımız artmadan başka enstrümanları yatırım amaçlıyla kullanamayacağız muhtemelen. Dedelerimizin, ninelerimizin yaptığı çeyrek altın almak gibi bir şekilde arsa alalım, tarla alalım diyenler de artacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.